Merhaba ben Mesut Çevik. Asus'ta teknoloji sohbetlerinde yanında Tuna var. Bildiğiniz Pint Band'ı aslında. Daha çok öyle tanıyorsunuz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi seninle birçok defa bir araya geldik. Ben her seferinde söylüyorum. Sana her seferinde PC topluyorum ve sen ve <laughs> <laughs> Kaç kere PC toplamı yaptık ve donanım haber 100 bin aboneyi geçerken de sen neydik evet. 200 bin aboneyi geçerken de senle canlı yayındaydık. Bugün de benim kanalıma nasip oldu Tuna ile beraber video çekmek. Ben kendisini severim, takip ederim. Bu sefer ama güzel bir sana sürprizim var. PC yok abi. Dizüstü var. Komple kurmuyorsun. Yani, yani bunu abi. Asus toplamış abi. Tufte Chef 15 modeli <laughs> bu. İçinde 11. <laughs> nesil Intel işlemcisi ile beraber. Nvidia'nın 3060 ekran kartı beraber. Tuşuna basacağız. Abi. Çalışacak abi. Artık bitti yani o iş. <laughs> tamam. Tamam abi o zaman. Senin için yeterli değil mi? Abi şimdi seni tanıyorlardır. O yüzden kendini anlat demeyeceğim. Kusura bakmayın. Eğer Tuna'yı tanımıyorsanız da ne bileyim yani. Birazcık araştırırsanız zaten tanırsınız. Nasıl gidiyor abi iş güç? Ne yapıyorsun şu anda? Vallahi abi oyunlar, yayınlar tam gaz gidiyor. Bu arada korkma senin makinelerde çatır çatır çalışıyor. Ha iyi sevindim ya. Çünkü her seferinde bir problem yaşıyoruz abi öyle bir. Ama her sıfır makinede göz oluyor. Canlı yayını toplayınca. Abi normal. Yani 16 bin, 20 bin anlık izleyiciye ulaşıyoruz o yayınlarda biz. 20 bin insanın gözü var yani. <laughs> biri bende, bir hanımda hatta şu anda i̇yi, e, yayınlar, muhabbetler, oyunlar tam gaz gidiyor bir de şey şimdi artan hani ilerleyen teknolojiyle beraber her anlamda yayıncılık da e, oyunculuk anlayışı da değişiyor ya insanların beklentileri de değişiyor şu anda ona ayak uyduruyoruz İyi, ve süper. keyifler yerinde zaten evlerdeyiz yapacak bir şey yok hani oyun oynayıp muhabbet etmek dışında da yapacak pek bir şey kalmadığı için E devam keyfimiz yerinde. Abi seni biz twitch'te tanıdık Twitch'teki <laughs> yayınlarıyla şu anda çok uzun bir zamandır Facebook'ta başarılı evet. bir yine yayıncılığa devam ediyorsun. Facebook'ta nasıl gidiyor yani o yayıncılık serüveni? Çünkü Facebook'u biz yayıncı tarafı olarak bilmiyorduk. Özellikle oyun yayıncılığı tarafı olarak. Şimdi o tarafta bir gelişme var ve sizlerle beraber büyük bir atılım yaptılar. Yani bayağı evet. sesleri duyuldu en azından büyük kitleler tarafından. Yani şöyle e, Facebook her anlamda aslında yani bizim yıllardan 10-15 yıldır kaç senedir var ortada bilmiyorum ama son dönemlerdeki imajı hani artık teyzelerin amcaların takıldığı yerdi ya yani hatta öyle. hala öyledir yani. Yani biz de teyze amca olduk aslında herhalde <laughs> oradan kaynaklı. Yani hepimiz bir noktada evet. Böyle... Ortaokul arkadaşlarımız aradığımız dönemden nerelere geldik işte. <laughs> e şimdi e, haklı olarak da Facebook tarafı dedi ki ulan gençlere bir şekilde ulaşmamız lazım. Nasıl ulaşacağız? Yayıncıları getireceğiz. E, ufak ufak başladı sonra mikseri aldılar, biraz daha büyüttüler ettiler. En sonunda Piyasada hakikaten şöyle %10 bandını geçip bir e, trafik yaratmayı başardılar. Ama hala tabii ki yani Twitch'i düşündüğümüz zaman çok çok ya yani 5 adım gerisindedir. Hani çalışmalar yapıyorlar, zorlukları var ama şöyle bir avantajım var benim. Belki de hani yıllardır artık panda olarak bugünlere gelmenin şey e, kendime hani bana sadık ve benimle böyle büyüyen benimle kendini hani ilerleten bir izleyici kitlem var. Onlar hala devam ediyorlar Facebook olmasına rağmen işte binlerce insan gelip burada izliyor. Ya bu arada sözünü balla Hı. keseceğim. Hani Facebook olmasına rağmen demesinin nedenini ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir gün Panda'nın yayınını izleyeceğim. Orada paylaşılıyor <laughs> bir şey. Abi Facebook'a girdim. Herhangi bir yerde bir iz yok yani bir yerde dedim. Adam bir yerde trende girmiş olması lazım. Paylaşılıyor. Merak <laughs> ettim. O an o an tıklamak istedim. Ya izleyeceğim yani. Ha Panda'nın sayfasına girdim. Yine bulamadım. Orada canlı yayınlar diye bir sekme var. Ona tıklıyorsun. Ondan sonra bulabildim. Dedim ki ya yani bu adam o an 6000 kişi izliyordu o an. Bak o anda girdiğimde Böyle altı bin kişi seni bulabildiyse dedim sen büyük bir adamsın. Ya kolay değil abi girdiğin evet, an yoksun ya. Yani o konuda ben diyorum ya insanlara hakikaten büyük saygım var. Ben olsam uğraşıp beni Facebook'ta arayıp izlemem. <laughs> Cidden döner YouTube'dan falan Yok izlerim. Yok be, ben izlerim bak harbiden izlenecek adamsın. Yani ya. evet bizim, benim meşhur bir lafım var. Bannerlord oynadığında hep şey derim. Eşimin kardeşi büyük hayranım bu arada. Mesaj yollamıştık hatırlarsan genç Evet com, evet namleke. evet. Buradan çok da selamlar olsun. Ya şöyle bir şey var abi. Bu Banner Lord oynarım. Orada benim klasik bir lafım var. Böyle Lord'ları kafalaman gerekiyor. Beni diyorum ki onurlu bir insan olarak tanıyor musun? Aa çok şükür seyirciler beni böyle onurlu ve izlenecek biri olarak tanıdığı için o konuda çok avantajlıyız. Ama Facebook'un eksiği çok. Alması gereken yol çok. Ne kadar ciddi adımlar atacak? Belki o senle ayrı bir konu olur. Abi. Facebook, Twitch, ha, evet, YouTube gerçekten de yerinde ayrı desin. bir sohbet olur o. Abi sen yıllardır yayın işindesin. Aslında bu işi başlatanlar kısmına baktığımızda isimlerden ismin geçer orada. Evet. Yani bu işin başında olanlarda Şimdi yeni gençler özellikle yeni jenerasyonda ben sorunu benim oğlum bile şey diyor. baba ben de YouTube kanalı açmak istiyorum. Ben de Twitch'te canlı yayın yapacağım. Oyun oynarken izletmek istiyorum. Mario oynuyor şu an mesela. İzletmek istiyormuş. Ya diye, kimi izletecek? Kimi izleyecek? <laughs> Ama o konuda bir fikri yok şu an. O da izleteceğim falan diyor. Ne tavsiye edersin abi? Nasıl başlasınlar? Çünkü hepsinin derdi şu. Aa beni kimse izlemiyor. Benim tanıyanım yok. Ben nasıl büyüyeceğim? Nasıl giderim evet. tarzında hep sorular geliyor. Ya o aslında herkesin endişesi. Çünkü şimdi yayıncılara baktığınız zaman YouTube, Twitch, Facebook fark etmez. Büyük yayıncı dediğimiz tırnak içinde söylüyorum. işte binlerce kişinin izlediği yayıncılar bu işe ya çok eskiden girmiş ya da bir yarışma ya da tanıdığı büyük bir yayıncının da biraz desteğiyle, omuz atmasıyla bu noktaya gelmiş insanlar. Eğer tabii öyle bir şansınız yoksa şeyi göze alacaksınız. Yani belki izlenmeyeceksiniz, belki çok düşük izleneceksiniz ama birinci motivasyon zaten kaç izlenirim kafasıyla girdiği zaman o olmuyor. Yayıncılıkta en temel kural şudur. Ben yıllardır savunurum bunu abi. Yaptığın işten bu oynadığın oyun olur. İşte teknoloji olur, muhabbet olur. Video izlemek tepki vermek olur. Fark etmez. Yaptığın içerikten keyif alman lazım. Evet kesinlikle. Sen keyif alacaksın ki hani seni izleyen insanlar. Biz burada atıyorum yapmacık zorlama bir şey yapsak. insanlar ikinci dakikada o videoyu kapatır. Dolayısıyla olay aslında biraz hani sende başlıyor. Yayıncı da başlıyor. Ondan sonrası evet biraz şans biraz da diğer yayıncılardan ne kadar ayrışabildiğin. Şimdi hani bir tarzın olması gerekiyor. Kesinlikle. Aklınıza şu anda yayıncı deyince ya da youtuber deyince 40 farklı isim geliyor. Hepsinin farklı özelliği var. Kimi eğlenceli, kimi çok ciddi, evet. kimi çok başarılı, kiminin muhabbeti iyi, kimi masalcı vesaire vesaire. İşte bir noktada da o ayrışmayı başarmak gerekiyor ki hani sana sadık, seni takip eden, kendini seninle bir gören izleyicilere ulaşabilirsin. Ya yani şimdi şunu unutmamanız lazım, Türkiye'de sesi güzel birçok insan var ama hepsi ünlü bir şarkıcı değiller. Evet sesi çok güzel, gidiyorsun dinliyorsun bazen kafede diyorsun ki, vay be ne güzel sesmiş ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum bu şarkıyı en azından çok güzel yorumladı ama ünlü biri değil. Aynı o hesap aslında. Evet. Yani nasıl herkes her sesi güzel olan ünlü olamıyorsa siz de şunu bilerek başlayacaksınız, ünlü olamayabilirsiniz ama o sanatçı yaptığı işten zevk alıyor. Kafede olmaktan keyif alıyor. Siz de eğer Twitch'te olmaktan keyif alıyorsanız bir şansınız var demektir. En azından o şansı yaratacaksın. Çalışmadan da olmuyor bir bu iş. Evet. Bunu bilmeleri lazım. Abi şimdi Dizüstü bilgisayar masanın üstüne duruyor ve Asus Aeroji teknoloji sohbetlerinde Asus Dash 15'i diyorlar ki bir arada izleyenleriniz anlatın. Bakın artık dizüstü bilgisayarlar inceldi. Evet Oyuncu dizüstü bilgisayarlar hafifledi 2 kiloya. Böyle incecik bir alette işte 11. nesil Intel işlemciyle sadece oyunda oynama diyor. Çektiğin oyun videolarını işle. YouTube'a at yapay zeka işlemlerini hızlandırsın vesaire gibi şeyler söylüyor. Sen bu işi başından sonuna görmüş biri olarak tamam birçok yayıncı gibi masaüstü bilgisayar kullanıyorsundur. Dizüstü bilgisayar var mı hayatının bir yerinde? Var. Olmaz olur mu? Yani mesela az evvel dedin ya şimdi oyuncu makinesi, oyun performansı ama aynı zamanda işte render, işlemci gücünden bahsediyoruz. Ee, mesela bir içerik yaratıcısı. Bu videoda olabilir, canlı yayında olabilir. Ee, i̇ki şeye dayanıyor aslında özünde yani. Ekran kartı ve işlemcinin çok sağlam olması lazım ki senin kafan rahat oyununu oynarken... Evet, evet. Bir yandan muhabbetin ay kastımı mı ya da videoyu yaparken mesela o videonun 20 dakikada render olmasıyla bir buçuk saatte render olması arasında dağlar kadar fark var. Bu şu demek çünkü. Eğer bir buçuk saat sürecekse sen makineyi bir saat kullanamazsın. 20 dakikada bitirecekse kalan bir saat gene kendine ayırabileceksin. ister dizi izle ister içeri çıkar. Ya da çıkar. diğer videoyu işlemeye başlar. Evet. Dolayısıyla e, olay biraz şeye dönüyor. Ben hala buna şaşırıyorum abi. Çünkü benim kafamdaki bu işin içinde olmama rağmen biraz eski kafalılık var. Eskiden gaming laptop dediğin zaman Abi tek elle taşınan bir şey değildi ya. Evet. Ya koltuk altına alıyordun ya işte sırt çantasına atıyordun böyle. Ama mutlaka iki eli kullanmak zorunda kalıyordun. Adaptörü bu kadar ağırdı. Yani evet Bu dizisi ya. gibi kadar adaptör alıyordu şey. genelde. Evet. E tabii hani şu noktada artık işte 3060, 3000 serisi ekran kartları işte 11. nesil işlemciyle sen şu 2 kiloya sığdırıyorsan bu hayatın bir yerinde olur. Ben mesela evde nasıl kullanıyorum? Evde iki yerde kullanıyorum. Bir mutfakta orada tabii daha oyun oynamak için değil bir şeyler izlemek için vesaire. Bir de salonda oyun oynamak için. Çünkü bazen şey oluyor özellikle çok yayın yaptığım için hani 6-7 saat koca bilgisayarın başında durduğumda bırak diyorum biraz da eğlencelik bir şey kafa kafa dağıtmalık. Hani meşhur çil diyorlar ya kafa dağıtmalık bir şey oynayayım, oynayayım dediğimde salondayım bir de anamın yanında. Ben anamın yanına çok gidiyordum abi şimdi İstanbul'a taşıdım ama bu arada geçmiş olsun. Önemli Eyvallah, operasyonlar da geçirdi. Şimdi sağlığı evet. yerinde gördüğüm kadarıyla maşallah yani maşallah, maşallah diyelim evet. Mesela benim en hiç unutmayacağım şey e, Ank Ankara'da neyse hastane adını vermeyeyim. Bir devlet hastanesinde annemi ben 3 gün refakatçilik yaptım ve çok uyuyor aldığı tedaviden dolayı. Ben oturup abi 3 gün oyun oynadım orada. Yoksa o hastanede yavaş yavaş kafayı yiyeceğimi biliyordum. Evet, en çünkü diğer hastaları şey. da görüyorsun. Annenin ha hakkını düşünüyorsun sürekli ne olacak ne edecek falan. Kafa dağıtmak için birebir gerçekten de. Ya şimdi aslında teknoloji tabii ki hayatının bir parçası. Neden bir parçası abi? Yayıncısın, yayın teknolojileri kullanıyorsun. Şu anda böyle ya şu ürünü almak istiyorum para biriktiriyorum dedin ya da arzuladığın bir teknolojik alet var mı? Yani en son mesela şu anda sana senin cebine böyle bir kredi kartı verse. sen bir git istediğini çek ben ödeyeceğim. Ne gidip çekersin? Panda olarak mı normal bir vatandaş olarak? Panda olarak ya panda olarak yani şu anda kendi ihtiyaçlarını gözet. Normal vatandaşın ihtiyaçları farklı çünkü. Hmm Vallahi. Çünkü fiyatlar arttı artık. Her şeyi alamıyoruz biliyorsun. Evet. O yüzden kredi kartını ben ödeyeceğim diye ekledim ki rahat <laughs> ol. Yani sıkıntı yaratma orada. Bazı istekler var mesela bir kamera değil mi ekstra kamera. Abi diyorsun lüks bunu almayayım ama şimdi kredi kartı limitsiz abi. Şu an neye ihtiyacın var mesela? Şu anda birincil herhalde sağlam bir kameraya ihtiyacım vardır. O kesin benim. Çünkü ben yıllarca oyuncu olduğum için o kameramı küçük bir yere koydum webcam olarak. Hiç çok da kalitesine bakmadım. Benim için hani oyunun akıcı çalışması şey daha evet, önemliydi. Onun dışında... Ya aslında çok çok şey var böyle. E... Şu an aklına gelmiyordu ama herhalde değil mi? Evet, ama buraya geldiğinde ben size söyleyeyim abi bu ışıklardan alacağım. Işık, kamerada kamera da alacağım dedi. Onlar yayıncı olarak listendi herhalde şu anda. Bir numarada onlar vardır abi. Mutlaka daha ıvır zıvır hani düşüneceğin çok şey var da ya şu mesela ben aynaya baktığımda bu kadar yakışıklı değilim burada durup durup bir kamera ya bir oradan kendimi falan orada. <laughs> burada bir kayıtçı var. arada böyle evet. gözümüz oraya gidebilir. Hani ben evde de böyle gözükeceksem abi tamam. Abi görünürsün kolay halledilir o, zaman o, iş yani. Bu arkadaşı bu arkadaşı ben <laughs> hep beraber götüreceğim. Biraz yani da bende şey yaparız. Şöyle bir şey var gerçekten iyi bir kamera iyi bir ışık gören yayıncı abi aklı gidiyor ve diyor ki Be benimki de böyle olacak ve yapıyorsun da yani. Meteler falan geçtiler bu arada. Evet sonra abi söyleyeyim. şimdi arkadaşlar bu videodan sonra <laughs> şurada pausayım benim herhangi bir YouTube attığım son videoyu izleyin. Aradaki farkı göreceksiniz. İkisi de benim bu arada. aynı yani. Abi işte bak şeyin çok önemi. Başa döneceğim ama yayıncı kısımda muhabbet yaptığın içerik <laughs> şeyin önünde aslında. Evet, evet. Artık. Bak sen izleniyorsun bu kadar. Ne diyorsun? Ben web kamerasıyla yaptım diyorsun. Yani kameranın çok pahalı olmasına gerek yok ama belli bir seviyeden sonra da da al artık arkadaş. Yayıncılar kazanmıyor mu? Yayıncılar çok kazanıyor abi. Kazanıyor çok kazanıyor. Al artık yani. O şey evet, geç. O... o benim eşekliğim ama çözeceğiz abi. Estağfurullah. <laughs> Aa, bu arada oyun fiyatları inanılmaz yükselmeye başladı. Sen bir oyun yayıncısın. Ben bir teknoloji yayıncısı olarak bunun cezasını çekiyorum burada. Çünkü <laughs> bana her seferinde küfrediyorlar. Ulan bunları inceliyorsun bunları kim alacak diye. Evet. Sizde böyle bir şey başladı mı? Yani yayın yaparken evet. bunu hissediyor musunuz gerilimi? Yani şöyle ufaktan başladı. Şu anlamda e, tabii biz size göre biraz daha avantajlıyız abi. Çünkü oyun hani sahip olamasan bile izleyip hikayesine bir şekilde dahil olabildiğim bir şey. Yani elinde atıyorum konsol yoktur ya da çok sağlam. Yani Atari sonunda büyüdük biz de yoktur. izleye izleye. Ha. Evet ben de küçükken izleye büyüdüm. Öyle bir avantajımız var. İnsanlar oynayamasa bile izleyerek dahil olabiliyor. Sizde o yok yani. <laughs> yani <laughs> Ama canı oradan. çekiyor bir de. Evet. <laughs> Ama tabii şöyle bir sıkıntı başladı. Buna da bir şey diyemiyorsun sonuçta. Ülkece sıkıntılar belli. İşte yeni çıkacak bir oyun konsola 700-800 liradan PC'ye işte 400-500 liradan çıkacak. 6'yı gördün mü? O limited edition'ın 1000 lira fiyatı var 900 küsür. Ben, ben onu geçen sene söyledim Yakında 1000 liraya oyun alacaktım. Evet, yani sizin bir şeyiniz var öyle programınız var hatta. Evet. Tırnak içinde benim Geçmedik yerlerimden kalmadı yani her tarafından bir geçti izleyiciler. No. Sizin canlı o programınız izleyen adam için gerilim dolu abi izliyorum bakıyorum evet. böyle doğruları direkt çat 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 söylüyorsun işte. Şimdi. i̇şte e, sonrasında da ne, <laughs> ne olduğunu tahmin ediyorsunuz artık ülkenin böyle Sungur bana bir sağ olsun hediye yaptırmış abi. Bir heykel ama şöyle bir kazık şeklinde linç sevdalısı diye bana Aa, teslim etti. Bombaya. Ya bu memlekette abi yapacak bir şey yok şimdi popülist söylemlerden de ben çok haz etmiyorum. Hani şunu da diyebilirsin evet. Ya 600 liraya oyun mu olur? 500 lira 400 e oyun mu olur? Ben bir oyuna 100 liradan fazla verme. işte ama gerçekler öyle değil. Şimdi Bilmiyorum. gerçeği söyleyince de lincini yiyorsun. Arada bir denge lazım ama işte bilemiyorum. Şu anda şey endişesi var mesela. Yeni bir oyun çıkacak. 1000 lirada olabilir bu oyun. Çıkacak ya yani minimum 500-600 liradan ve ben bu oyunu oynadığımda abi tabii oynarsın. Para var sende. Biz anca bakarız diyenler de gene seviyeli bir şekilde olmaya başladı ama Gidişatta yavaş yavaş size doğru yaklaşacağız çünkü oyun lüks konumuna geldi maalesef. Lüks oldu işte bu Game Pass ve benzeri sistemler. Netflix'in mesela benzeri bir sistem yapacağı dedikodusu var. Hmm. İşte oyun üyelik sistemi. Evet. O bence kurtarıcı olabilir hepimiz bu oyun camiasını en azından. Çünkü Netflix gibi güçlü bir şey girerse birkaç tane stüdyo satın alırlarsa hı hı. belki o tarafta arkadaşlar hani oyuna böyle aylık bir 40 lira ödeyerek tüm oyunlara ulaşabildiğiniz ya da ciddi oyunlara ulaşabildiğiniz bir sisteme kavuşabilirsiniz ve o rekabeti beraberinde getirirse bu sefer aylık 1000 lira öderken bulacaksın kendini. Ubisoft, elektronik Electronic Arts'ta, Microsoft'ta, e. <laughs> Bir şekilde aynı, aynı, para çıkıyor, aynı para çıkıyor. Ama abi şey... ama bedava oynuyorum. <laughs> ne diyorsun? Abi ben 600 lira ödüyorum aylık falan diye böyle bir şey. Yani abi şu, şu açıdan e, hani kritik benim gözümde. insanlar şey düşünüyor haklı olarak. İyi millet oynayamayınca izliyor, işinize geliyor ama... E, aslında insanlar oyunları oynayamadıkça yeni çıkan güzel triple A oyunlardan bahsediyorum free to play'lere doğal olarak ya da küçük bütçeli oyunlara dönüyor ve aslında bize olan ilgilerini ve oyun kültürüne olan ilgilerini kaybetmeye başlıyorlar. Bu uzun vadede büyük bir dezavantaj bizim için. Yani artık bunun adı Ahmet olur, Mehmet olur bir abonelik sistemi olur ama insanların bir şekilde yani bizim gençlerimizin hani güzel oyunlara ulaşması lazım. Evet şimdi oyun deyince ben şey kızıyorum. Ya oyun mu oynayacaklar çalışsınlar filan diye ama arkadaşlar eğlenecek, eğlenmek hakkımız. Stres atacağız tabii ki arada. Ve Türkiye'de eğlenmek dediğiniz aklınıza ne geliyor? Mesela hani hangi eğlence ucuza yapabiliyorsunuz? Şu an bir genç nasıl stres atabilir? Ya bugün evet. sokağa adımını attığın anda para ödüyorsun abi ister istemez yani. O yüzden kusura bakmayacaksınız. Oyun bir eğlence aracıdır ve gençlerin hakkıdır yani. Alacaklar, oynayacaklar. Umarım bu sistemler yaygınlaşır. Daha fazla gencin evet. oyunlara ulaştığını görürüz. Ya, teknoloji ürünleri için aynısını hemen söyleyemiyorum birazcık. <laughs> yani yapacak bir şey yok yani o biraz uzun süreç alabilir. Aslında şey gibi bakabiliriz abi. Teknoloji tabii ki biraz da lüks olmak. Teknoloji yani son teknolojiden bahsediyoruz ama işte oyunlar tam da senin dediğin gibi hele ki bizim gibi artık insanların çok fazla çıkıp gezemediği, dışarıda şey yapamadığı bir dünyada neredeyse temel ihtiyaç haline geldi. Öyle Dolayısıyla gerçekten. ne kadar ulaşılabilir o kadar iyi bizim için ha. Ama bazı gerçekler var. Onları söyleyince sen de ben de linçıyorum. Ona da yapacak bir şey yok. Çünkü diğer türlü işte biraz şey olur. Tribünler oynamak olur, gerek yok. Abi şimdi Panda Felix diye senin şeyin oluyor. Bir oyun çıkıyor. Ben icat ettim böyle, Evet. <laughs> 10 tane, 20 tane şey atıyorsun abi ardı, ardı böyle. Bölümünü atıyorsun. Şak diye ve diyorsun ki ben bir kere de yükledim, easy. Beklemeyeyim böyle. Ben tek tek atmayacağım diyorsun izlenme sayılarına baktığımda kitle de buna alışmış ve bekliyor. Evet. Ondan ona at Ondan ona at diyorlar anladığım kadarıyla. Yani şey değil, izlenmeler orantılı ve homojenik dağılıyor. Güzel Hı -hı. gidiyorlar yani. Güzel bir seri. Sadece şeyi merak ediyorum. Yani yanlış anlama. Abi insanlık dışı bir tempo ve çalışma. Sen Kesinlikle ne ara doğru. ne ara çekiyorsun oğlum o kadar? Yani şimdi düşünüyorum tamam mı? İnsan işi değil. E bir çekmiş de hani izliyorsun. Şey de değil. Çekmiş adam var bir daha sonuna kadar gel. <laughs> Abi yayın yapıyorsun. E bir aile yaşantım var. Uyuman da gerekiyor. Evet arada. Tuvalet ihtiyacını falan da işin içine kattığımızda ne ara oynadın da YouTube'a hepsini upload ettin da yani <gülüyor> <gülüyor> ne ara oldu bu? Ya abi orada ben kendimi şu açıdan avantajlı görüyorum. Hani başta dedik ya, sevdiğin işi yaparsan yani yayıncılık mı yapacaksın? Sevdiğin şeyi yap. Ya şimdi oyun oynamak çok keyifli. Benim de gerçekten çok keyif aldığım bir şey ve oturduğum zaman mesela son dönemde oynadım işte Bannerlord. Ee, bir bakıyorum 8 saat olmuş abi. Şimdi eskiden biz youtuber'dık. Yani bu 10 sene öncesine döndüğünde evet. 20 dakikalık video koyabiliyordun hatta hatırlıyorsun 15-20 evet, dakika. Vardı. 20 dakika çek, yükle. 20 dakika çek, yükle. E şimdi sene oldu 2021. İşte internet hızları, dosya boyutları bir dosya yüklüyorsun 40 GB. E, o 6 saatin sonunda şöyle bir şey oluyor. Şimdi canlı yayında insanlar hepsini izlemiş oluyorlar doğal olarak ama canlı yayına gelemeyenler ya da işte vakti olmayan YouTube'dan izleyen arkadaşlar da sabırsızlanıyor. Çünkü YouTube'un bir algoritması var. Günde 5 tane bölüm verdim. mi o kanal spam'a çöpe döner. Evet. Dolayısıyla ben de diyorum ki ben bunları yüklüyorum arkadaşlar. Pandaflix burada playlist var. Eğer dayanamıyorsanız yüksek kalite bu listeden YouTube'dan izleyin. Öbür türlü günde peyder pey birer ikişer video geliyor. E, bu sistemi de 3-4 yıldır güzel oturttum. İnsanlar alıştı hatta şey oluyor. Video yayına giriyor 27 bin izlenmesi var. Çünkü insanlar Pandaflix'ten onu izlemişler. E, Oturtmak zaman aldı ama çok keyifli. Bana da çok zaman kazandırıyor abi. Çünkü şeyi biliyorum artık. Yani insanlar benim düzenime alışmış. Ben yayın bittikten sonra o videolar YouTube'a yükleniyor. Ve orada izleyecekler. Bu şeyi yapıyor. Hani bunu artık disiplin mi dersin ne dersin. Ben kendimi öyle görmeye çalışıyorum. Çünkü o disiplin izleyicilerde de karşılık buluyor. Onlar da beni böyle ödüllendiriyorlar. Bu insan üstü çaba ya. Bu normal bir süreç değil. Yani ben takip ediyorum. Şeyi oturtamadım kafamda. Ne ara yapıyorsun hani. Şimdi genel olarak baktığımda kültür, sanat yaşantına da devam ediyorsun. Bir etkinlik evet. olduğunda gidiyorsun. Yurt dışı etkinlik olduğunda gidiyor. Mesela şey diyor bazen tweetini görüyorum. Arkadaşlar merak etmeyin videolar. Ula tamam <laughs> merak etmeyin videolar kanalında onları ne ara Çünkü yurt dışına gidiyor bir hafta orada kalacak mesela. Onu da kompanse evet ediyorsun abi. falan. Normal bir tempo değil abi yani. Çok sağlıklı olduğunu söyleyemem <laughs> ya, doğruya doğru. Sağlığını nasıl koruyorsun? Spor aktivitesi seni görmüyorum bak şimdi. Can Sungur'una <laughs> kadar herkes bir kas çalışırken falan bir fotoğraf attı. <laughs> Senden bir tane görmedim abi. Ben kasları yapınca <laughs> atarım. Ya, diye zaman düşündüm. ya şöyle benim şu anda zaten mekanlarda spor salonları falan da kapan Önceden gidiyordum Hı -hı. E, ama şu andaki en büyük aktivitem bizim ufak bir köpeğimiz var mafi. Oğlum benim bayağı Çünkü şey yani yatıyorum yanımda kalkıyorum Hı -hı. yanımda. Ee, onunla koşturuyoruz sürekli sokaklarda koşturmak şu anda aktivitem bir de olabildiğince e, uyku düzeni kurmaya çalışıyorum şimdi yayıncılıkta biz gece hani 2-3'lere kadar oyna oyna e, bir kalkıyorsun saat öğlen 1'de 2'de zombi gibi bir kendine ee, gelmeye çok çalışıyorsun. çok fena zaten o, o da böyle bir mallık yaratmıyor mu güneş var çok fena gün abi. bitmek üzere neredeyse. Benim müthiş moralim bozuyor hatta diğer arkadaşlar nasıl yapıyor anlamıyorum çünkü arıyorum çocukları bir şey oluyor yani e, hani isim vermeyeyim de Ahmet Mehmet diyelim daha uyanmamış ya da uyku sersemi ama saat 3. Ben o günü kaybettiğim zaman kafayı hani gerçekten kafayı yiyen bir adamım. Ama şöyle bir sorun var. Yayını bitirdin iki de. Videoları işte bazısını renderlaman gerekiyor falan filan. Böyle uğraşıyorsun, ediyorsun. E sonra yüklüyorsun onları saat oldu. 4 5. Ben bir şekilde gene öğleden önce kalkmaya çalışıyorum. 11 11 buçuk gibi ama uzun vadede işte o kısa ve dengesiz uyku tabii fiziksel olarak yıpratıyor. İşte biraz daha yavaş yavaş şeye çevirdim abi. Yani yayınları 12 1 gibi bitirip İşleri daha erkenden bitirip bir 7 saat böyle düzenli uyku alma. Yoksa bunu bu arada herkese tavsiye ederim. Hani bir şekilde içerik üreten insanlara. Yoksa uzun vadede hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak bu... E, ...yabancıların burn out dediği hani o tükenme sendromu var ya artık ben bittim yapamıyorum. Evet, evet. Yani işin ucu oraya gidiyor o yüzden dikkat etmek lazım. Abi şimdi bende bel fıtığı var. Karpal tünel sendromu var. Bunlar hep meslek hastalıkları evet. tamam mı? Bunlar böyle sağlığına dikkat etmeden 7-24 bilgisayarın başında duran... ...ulan bu videoyu bitireceğim deyip sabahlayan adamların sonu bu. Yani meslek hastalığı. Sende var mı böyle yaşadığın kronik rahatsızlıklar? Ya bende e, bir dönem evet şu boy, boyun, dön boyun bölgesinde çok sıkıntılar oluyordu. Klasik karpal bende, bende de oldu. Onu şöyle ben düzenlemeye çalışıyorum abi. Yayın mesela ortalama bir yayın 6 saat bizde. İşte videolarıyla uğraştın 7-8 saat. Kalan sürede bilgisayarın başına kesinlikle geçmiyorum. Ya bu işte yürüyüş oluyor. Gidiyorum yatağa dümdüz şöyle şöyle uzanıyorum. Bir şekilde o fiziksel çünkü ister istemez oyun oynarken yani karşınızda bu makine var. Oyun oynuyorsunuz ama böyle duramaz. O evet. oyun heyecanlı. İşte seni içine Ekran yaklaşıyorsun, ya. uzaklaşıyorsun bir şey oluyor falan. Dolayısıyla oradaki o duruş bozukluğunu bir şekilde dengelemek gerekiyor. Ben yayın bittiği an abi beni hayatta bilgisayarın başında göremezsin. Ya salondayım halıda yatıyorum ciddi ciddi. Benim de sıkıntılarım var nedir? Baya benim bir <laughs> halım var salonda o. Kiraz olduğunu meşhur videosundaki. Oraya dümdüz yatıyorum, yuvarlanıyorum falan. Artık garip yine garip. şey diyorsun ya, halıma basıyorsun, kenara çekilecek çek. diye. O Pelin'in son 400 bin izlenen yayınından sonra ben bir bayağı şey yaptım. Halıyı böyle katladım pelide kargo oluyacakmış. Onu <laughs> basabilirsin. Evet, artık senindir bu halı diye hak ettin diye. <laughs> yani öyle bir ama sağlık çok önemli. Dikkat edin arkadaşlar. Peki şeye nasıl bakıyorsun? Yayın süresi rekoru kırmaya çalışanlar var ya. Abi o birazcık kötü bir challenge'a evet, dönüşüyor. Yani Çok tehlikeli çok bir şey tehlikeli o. Ya onun başlangıcı e, Amerikalı bir youtuber böyle bir yola girdi. Hani ben işte sabaton deniyor yani abonelik maratonu. Hani subscription, maraton, sabaton yapacağım dedi. Ve inanılmaz bir şekilde bir ay boyunca yaptı bu arada. Bir ayın sonunda Ninja'nın meşhur bir rekoru vardı. 260 bin abone rekoru. Onu 280-290 binle kırdı. E tabii bizimkiler doğal olarak böyle... Ha, yani bir şey görünce... Böyle var. bir şey var. Biz de atlayalım şey dediler. Orada. Tabii ki şunu anlarım hani. Yaşça genç ağır. 20'lerin başında. Yani ona koymaz böyle. Bir hafta bilgisayar başında durmak ama... E, bu bir trend hani geldiği zaman çok tehlikeli oluyor. Çünkü olabilecek her türlü sıkıntı hem diyorum ya hem zihinsel hem de şey fiziksel anlamda hiç tavsiye etmem gerek yok yani ama ya, bu tip maratonlar kalbi çok zorluyor. Çok Ve abi. genç yaşta geçirebileceğiniz bir kalp krizi orta yaşın üstüne geçireceğiniz kalp krizine göre 10 kat daha riskli olabiliyor arkadaşlar. Ya Allah korusun. Halı sahada giden gençler evet. yok değil var. araçların Bunlara girerken de dikkatli olun. Bir de şu açıdan zaten hani bu genelde Oyun dünyasına böyle dışarıdan bakan hani eski kafalı medyalarda şey vardır ya oyun bilgisayarın başında 3 gün oynadı hayatını kaybetti. Evet oyun oynarken ha. öldü falan. Ha, abi onlara koz vermeyin gerek yok yani <laughs> gerek yok. <laughs> abi bütün oyun camiasını şey yapıyor ya adam karanlık bir şeye getiriyor oyun oynadı gitti insanları ateş etti falan evet. tarzında böyle. Ama bir sürü de akademik araştırma çıktı bu arada hepsi şey söylüyor. Oyunlar şiddeti yönlendirmiyor. Yayıncılar şiddeti. <gülüyor> Böyle <gülüyor> söylüyormuşum durup <drık> durup. <drık. gülüyor> abi ne diyorsun? Yayıncılar şiddeti yönlendiriyor arkadaş. İzlemeyin. Beni izle. Ya bunun hiçbir alakası olmadı aslında bilimsel olarak ortada arkadaşlar. Gerisi tamamen hurafe. Yani çünkü eğer oyuna gelesiye kadar benim çizgi filmimde Donald Duck sürekli olarak tavşanın eline el bombası veriyordu. O ona dinamit evet. veriyordu. Ateş ediyordu abi. Yani kimse de silah alıp birbirine ateş etmedi. Vallahi. Çizgi filmler öyleydi biliyorsun. Evet evet abi. O şeyi hatırlıyorum ya. Po Pokemon muydu? Hangi Aa, Hangi mu? izledi kendini attı diye var. Aa. Balkondan atlayan çocuk. Yani. Onu Pokemon'u kaldırdılar değil mi yayın? <laughs> evet, ya. Öyle bir tepki verdi yani Gençliğim. kanalara. Gençliğimi yediniz ya. Abi harbiden ne izlerdim ya. Bir Tsubasa vardı koşa koşa gidip evet. izlediğimiz. Bir Pokemon vardı öyle izlediğimiz. Zaten animelerle bizim o dönemki neslimiz tanıştığında biz kafayı yedik. Çünkü Japonların o yarattığı dünya Tabii canım. Başka bir kafa abi, abi yani. Bir de adamların Tusu Basa'ya bir futbol sahası var. Bitmiyor abi. 3 bölüm sürüyor. Tusu Basa topu alıyor. Bir daha bir küre şeklinde e, koşuyor. Koşmaya başlıyor. Dünya yuvarlak. Saha yuvarlak. Koş 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 koş. Misaki atıyor. E bölüm bitti. Öbür bölümde de Misaki Tusu Basa yatıyor. O bölüm de bitiyor. Hala abi, kaleye varacaklar çek, falan. Şut çekmeden önce 10 dakika düşünüyor adam ya. Bir konuşma falan geçiyor ama yani başka bir şeydi ya. Benim ondan aldığım keyif var ya hiçbir şekilde burada yok IMAX sinemada izlediğim şey falan Tabii yani canım. karşılaştırılamaz bir seviyedeydi. Abi çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım sohbetinden. Vallahi ben de çok hem keyif aldım. Hem eskileri iade ettik. Hem senin genel olarak nasıl bir süreçte olduğunu konuştuk ve diyorum yani bir yayıncı olarak insanüstü bir çaba sergiliyorsunuz. Ve karşılığınızda aldığını görüyorum ben. izleyenleriniz her yerde. Sadece Facebook'ta ya da Twitch'te değilsin yani. Youtube'da baktığımda videolar orada da çok evet. hızlı bir şekilde izleniyor. Anladığım kadarıyla ama YouTube'daki yayın kalitesini yükselteceğim diyorsun şimdi. Oraya evet, daha abi. çok böyle konuştum. Abi şu şu kamerayı ben bir giderken... Vereceğim hepsini sırtlayıp götüreceğim. Tam ekran konuşuyoruz ondan sonra. Evet. bir de Çünkü öyle bir planı var anladığım kadarıyla gizli tutuyor. Ben burada bu videoda bunu da ifşa ediyorum arkadaşlar. Gelecek. Geleceğim. Haberiniz olsun. Güzel yayınlarla Tuna'yı daha fazla göreceksiniz. Tam ekran geleceğim. Tam ekran. Şeyi belirteyim abi ben hep şunu söylerim dünyada 40 binlerce farklı meslek var ama yayıncılıkta şöyle bir şey var. Yayıncılık gerçekten sevdiğiniz işi yaptığınız, para kazandığınız, az ya da çok ama para kazandığınız ve aynı anda da insanların sevgisini kazanabildiğiniz belki tek meslek dalı olabilir. Çünkü yani milletvekili de para kazanıyor. Evet. Ardından konuşulan belli. Doktor para kazanıyor ama karşında yaşadığı tehditler şeyler belli. Yayıncılık gerçekten çok güzel bir şey ve hakikaten hani İçinizde böyle bir sevdanız varsa bunun peşinde koşun. Ama hani beklentilerle değil, kendiniz istediğiniz için, kendiniz keyif aldığınız şekilde yapın. Belki oturur hakikaten. Ben uzatıyorum şu anda videoyu ama do harbi doyamadım. Şey yok şey yok, de masterin, yapalım. Sıkıntımız yok abi. Yani bu e, yayıncılık üzerine ya da 6 ay sonra nerede olduğumuza dair tekrar oturup konuşalım abi. Aa ben çok keyif alıyorum seninle sohbet. Eyvallah yani ben Çünkü de. yani akıyor sohbet. Siz de eminim aynı tadı almışsınızdır. Ben tat aldım gerçekten de. Bir de takip ettiğim insanlarla ben yan yana geldiğimde keyif alıyorum. Çünkü öğreniyorum abi. Biz her zaman telefonda konuşma fırsatı bulamıyoruz. Yani tamam iletişim halinde kalabiliyoruz uzaktan uzağa ama. Hani son olarak hani madem uzattım buraya kadar izleyenler için burası bir easter egg olsun tamam mı? Tamam. Ama bu yayıncılar birbirine diss atıyor ya. Ya da böyle bir gerilim oluyor bazen hı hı. falan. Diyorlar ki abi ona küsmüşün onun arasında gerilim var falan filan. Gerçekten gerilim yaşadığın bir şey oluyor mu? Yoksa gerçekten arkadaşlar arasında o samimiyetten doğan tweetler şey mi anlaşılıyor izleyen tarafı Yani şöyle gerçekten gerilim yaşandığı olabiliyor ama bunlar zaten birebir çünkü yayıncılar hep birbirini tanıyor. Birebir sohbetlerde evet. çözülüyor ama şöyle bir şey de var. Mesela e, rol, rol kesin. Yani rol yapan da vardır. Orasını ben bilemem ama bazen eleştirdiğim oluyor. Başka yayıncıları onlar da beni eleştiriyor. Ee, i̇zleyicilerde şöyle bir şey var. Ya ben işte ben Mesut abiyi çok seviyorum ve işte Tuna Mesut abiye bir şey dedi. Olmaz sen deyip hani o devreye giren Çünkü evet, arkadaşlar. yani daha çok bu konuşulan isimlerden çok o isimleri savunanlar böyle arka planda. Evet giriyor. Yani bu tabii ki sevgiden kaynaklıdır diye. Yoksa kimse hani kavga kaos isteyen de vardır ama ben daha pozitif bakıyorum o konuya. Yani genelde olay e, Hani iki yayıncının ya da işte iki influencer'ın arasından çıkıp taraftar kavgasına, o holigan kavgasına dönmesi tehlike yaratıyor. Ama artık ona da biraz şey yaptık ya. Hem yayıncılar olarak biz alıştık hem de insanlar şeyi sezebiliyor yani. Mesela Tuna bir şey yazmış, panda Pandemiş. Şey. Bunda art niyet var mı? Yok. E bırak o zaman. Ya ona bir de dönüyorum. bir gerçek var arkadaşlar. Şimdi oradan her ne kadar sadece ekranlardan bizleri görüyorsanız da bu işin arka planında etkinlikler oluyor, toplantılar oluyor. Biz çok yüz yüze geliyoruz. Abi yüz yüze geldiğin insandan bir, iki, üç sorsa oturuyorsun konuşuyorsun anlaşıyorsun ya. Yani öyle tamam de dediğin gibi abi. bir dargınlık olabilir. O dargınlık bir sonraki etkinliğe kadar sürüyor bizde genelde. Karşı karşıya geliyorsun sonra anlaşılıyor. Ne gerek var diyorsun gerilime burada bu adamın oturup iki tabii sohbet canım. ettiğimde. Çünkü hepimizin geçmişinde keyifli anlar var. Ve diyorsun ki abi biz senden oturduk tatlı tatlı sohbet ettik. Gel yine edelim. Yani boş ver onları. Öyle yani. öyle yani. Benim de mesela geçmişte ön yargılı bakıp tanıştığım zaman... Pamuk gibi ya adammış diyorsun. mis gibi he. adammış dedim çok çok olmuştur yani. Gerçekten öyle. Siz de aman aklınızda olsun arkadaşlar, yazılı çizili şeylerde çok kalmayın. Yüz yüze geldiğinizde diyorum ya o başka oluyor. Şu an herkes gergin. Hepimiz gerginiz yani özellikle evlerde çok fazla kaldık. O yüzden o gerginliği yumuşatalım, sakin olalım. Asus'ta teknoloji sohbetlerinde ben keyif aldığım insanlarla sohbet etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.